Teknosafari'den herkese merhaba. Yeni bir videoyla, yeni bir röportajla karşınızdayım. Karşımda Acer Türkiye Pazarlama Müdürü Sema Yıldız var. Merhabalar Sema, nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? İyi olmaya çalışıyoruz. Pandemiyle beraber böyle küçük kutularda röportajlar yapıp sohbetler ediyoruz. Alıştık artık bir taraftan da. Aynen öyle. Ofiste farklı odalarda çalışıyoruz. O yüzden ofise gelmekle ilgili bir sıkıntımız olmuyor pandemi döneminde. Ama kalabalık ortamlarda bulunmaktan biz de çok bir yere gelmemeye çalışıyoruz açıkçası. Sema, şimdi Acer'la ilgili şunları merak ediyorum. Çok ürün gamınız geniş. Herkese her keseye diyeceğim ama kese de delik deşik oldu bu arada herkeste ama uygun ve aslında her amaca da uygun ürün geliştiriyor Acer. Uzun yıllardır çok eski bir marka, köklü bir marka ve alanında da iyi şeyler yaptığını biliyoruz. Benim kullandığım makinaları da oldu. Türkiye'de satılan satılmayan diye karıştıralım bence. Ürünlerden biraz bahsedelim, biraz sınıflara ayırarak. Hani mesela işte öğrenciler için ne olabilir? Chromebook var mesela, Türkiye'de ilk kez Acer satışa sundu. Beni o heyecanlandırıyor. Hatta test ürünü de varsa rica edeceğim, onu da şimdiden söyleyeyim. Türkiye'ye gelen, resmi olarak satılan ilk Chromebook Acer'dan geldi. Bu da önemli bir gelişme. Böyle sınıflara ayırarak tek tek böyle ürün modelinin detayına çok girmeden üzerinden konuşalım. Sohbet edelim isterim mümkünse eğer. Tabii. Çok farklı, bahsettiğiniz gibi çok farklı segmentlerde ve farklı kullanıcılara hitap eden ürün gamımız var, ürün serilerimiz var. Burada ilk başta belki kullanıcı ürün tercihinde bulunmadan ihtiyacını belirleyip ona göre ürünü seçmesini tavsiye ediyoruz. Ürünlerden kısaca bahsedecek olursam, bizim standart en çok adette sattığımız ve çok farklı donanımsal özelliklere sahip en giriş işlemciden daha sınırlı bir kapasite diyebileceğimiz, yani daha yüksek kapasitelere göre tabii ki de bu kullanıcıya yetmeyecek bir kapasiteden bahsetmiyoruz. Depolama alanı olabilecek ürünlerden en yüksek işlemci ve grafik kartı eklenmiş bir şekilde daha geniş depolama alanlarına sahip Aspire serilerimiz var. Kullanıcılara kısaca belki şunu bilgisini verebilirim. Seri adlarının yanında olan 1, 3, 5, 7 gibi rakamlar aslında o rakam ne kadar büyüdükçe ürünün donanımsal ve tasarımsal özelliklerinin daha yüksek olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla burada mesela şundan bahsedebiliriz. Aspire 1 serisi daha giriş seviyesi işlemcilerin olduğu, daha öğrencilere hitap edebilecek ya da ev kullanıcılara hitap edecek, günlük internette gezinmek için kullanılabilecek bir ürün diyebiliriz. Aspire 3'te de yine farklı bu şekilde donanımsal özellikler var. 5 ve 7'de daha profesyonellere hitap edecek farklı donanımsal özellikler olabildiğinden bahsedebiliriz. Taşınabilirlikleri gayet yerinde. Genellikle 2 kilonun altındalar. Kullanıcılar bu anlamda yorulmuyorlar. Bunun dışında Swift serilerimiz var. Orada da yine Swift 1, 3, 5, 7 diye giren devam eden serilerimiz var. Aynı mantıkta değil mi? O da rakam büyüdükçe donanım artıyor. Aynen, donanım artıyor, tasarımsal özellikleri artıyor, farklı ek ilaveler gelebiliyor. Örneğin çok kısaca bahsedecek olursam mesela Swift 1'de 16 saat pil ömrü olan ince hafif ürünler, Swift 5'e geçtiğimizde işte 3'te de benzer konfigürasyonlar, donanımsal özellikler, hafiflik, uzun pil ömrü var ama mesela Swift 5'e geçtiğimizde dokunmatik ekran oluyor. Ürün 1,5 santimden ince, böyle daha ince. Biraz daha hafif oluyor, 1 kilonun altında. Biraz da prestij ürün gibi, böyle prestijli bir ürün. Aynen. Kesinlikle o şekilde. Mesela ekran gövde oranı daha çok büyüyor dokunmatik ekranla birlikte. Mesela Swift 7 dediğimizde yaklaşık 800-900 gram ağırlığında ürünler olabiliyor. O daha üst segment, mesela çok daha ince, çok daha hafif ürünler. Dolayısıyla böyle farklılaşan, aynı seri içinde farklılaşan ürün gamlarımız var. Buna ilaveten mesela biraz önce de bahsettiğiniz gibi Chromebook bu anlamda çok mesela özellikle pandemi döneminde aynı hanede farklı bilgisayar kullanımı adetleri ihtiyaçları doğdu. Mesela Chromebook bu anlamda çok farklı bir cihaz. Chrome base olduğu için, işletim sistemi olduğu için her kullanıcı kendi kullanıcı adıyla girip kendi kişiselleştirilmiş bilgisayarını kullanıyor. Ortamı yaratıyor. Tam aslında evde elden ele kullanılabilecek bir aile bilgisayarı olabilir. Kesinlikle öyle. Aslında bir cihaz ama farklı hesaplarla tamamen kişiselleştirilmiş bilgisayar deneyimi sunuyor diyebiliriz.
Genel olarak bu şekilde bahsedebilirim. İnovatif peki. Ürünlerden daha sonra bahsedeyim. Evet, onlardan birazdan onlara evet. da geleceğim. Şeyi sormak istiyorum. Şimdi dünyada bir çip krizi var ve otomobilden bilgisayara, telefona her şeyi etkiledi. Acer bu evet. durumda ne kadar etkilendi? Sizi ne kadar yavaşlattı bu? Bununla ilgili bir şey var mı elinizde? Tabii ki de bütün markalarda olduğu gibi biz de çok ciddi anlamda etkilendik. Özellikle bizim taraftaki Türkiye siparişlerinde çok geç gelen ürünler oldu. Maalesef doların artmasıyla beraber işte kuru 7-8 civarında hesaplayıp 12'lere göre hesaplamak zorunda kaldığımız ürün fiyatları oldu. Maalesef çok ciddi ve sıkıntılı süreçler, bu tedarik sürecindeki çip kriziyle ilgili sıkıntılar gerçekten hem markalara hem son kullanıcılara maalesef negatif anlamda çok yansıdı. Biz de yaşadık dediğiniz gibi. Ama hani ürünler yavaş yavaş geliyor. Çip kriziyle beraber aslında çok ciddi farklı bileşen krizleri de var. Ama hı hı. çip çok daha farklı sektörlerde de kullanıldığı için, farklı sektörleri de etkilendiği için çok ön plana da tabii çıktı. Ciddi bir panel sıkıntısı var. Çipin altında olan birkaç tane donanımla ilgili bileşenler sıkıntı var. Aynen. Dolayısıyla böyle hatta kendi içimizde yaptığımız toplantılarda ben özellikle mesela bunu sordum. Bir tablo da gösterildi. Çoğu bileşen kırmızı, kalanı turuncu, çok azı griydi. Yani çok ciddi sıkıntı var maalesef. Ve hatta muhtemelen önümüzdeki yılda 2022 yılı da yine çip krizini konuşacağımız bir yıl olacak. Aslında bu şunu da gösteriyor. Yani bir şey edinmek istiyorsak, bu konuda bir fırsat yakaladıysak çok da düşünmemek gerekiyor üzerinde. Çünkü bir daha o ürünü belki bulamayabiliriz. Fiyat bağımsız söylüyorum bunu tabii ki. Şimdi tabii ülkemizin geçirdiği bu dönemde de sizin fiyatlama yapmada gerçekten çok güçlük çektiğinizi biliyoruz. Bir taraftan çip krizi, bir taraftan ekonomik kriz, doların seviyesini sabit tutamamayla ilgili gerçekten zor bir dönem geçiyor. Sadece sizinle özel değil, bütün Türkiye'ye özel bir durum bu. Bütün markalara özel bir durum. Buradan nasıl pozisyonlanıyorsunuz? Hakikaten böyle gece yarısı falan toplantı yapıyor musunuz bu işle ilgili? Biz ofiste maalesef böyle durup hani ne yapacağımızı düşündük geçen hafta pazartesi günü. Çünkü çok ciddi bir şekilde fiyat dolar yükselince sonuçta üretici olarak zaten tavsiye edilen son kullanıcı fiyatlarımız var ama hani retail son kullanıcı fiyatlarına müdahale etmemiz ya da fiyatı belirlememiz mümkün değil. Ama tabii ki de doların artmasıyla ve ürünlerin maliyetleri dolar olduğu için satış noktalarındaki fiyatlar da bu oranda maalesef güncelleniyor. Özellikle üst segmentte olan sınırlı adette de getirilirse belli özel ürünler için çok ciddi fiyat artışları oldu. Bu bizim mesela özellikle ben pazarlama tarafında olduğum için geldiğinde böyle çok heyecanlandığım son kullanıcıya farklı özellikle farklı hedef kitlede olan son kullanıcıya böyle heyecanla anlatmak istediğimiz ürünlerde hani bu ürünü nasıl anlatalım şimdi fiyatı bu noktaya gelmişken dediğimiz gerçekten hani üzücü durumlar kendi içimizde de yaşadık. Son kullanıcı da bu anlamda çok çekimser haklı olarak çünkü sürekli bir fiyat oynaklığı var diyeyim kaba tabirle. Böyle bir durumda tüketici de haklı olarak hani beklesen mi diyor? Evet. Yani hani çünkü ben de yaşadım. 3 gün üst üste aynı ürünün fiyatının farklı olduğunu gördüm. Yani bu ev aletlerinden bahsediyoruz. Yani elektronik değil. Evde kullandığımız mutfak malzemelerinde 3 gün üst üste farklı fiyat gördüm. O yüzden hani ben bile bekliyorum açıkçası. Aynen öyle. Elektronik aletlerde evet bu çok daha fazla oluyor. Aynen. Şöyle söyleyelim zaten o konu kapanır. Bir hafta içinde 3 farklı fiyattan yumurta yiyoruz biz Türkiye'de şu anda. Dolayısıyla daha dövize endeksi sadece dövizle alınan ürünlerde bu daha da yoğunlaşıyor tabii ki. Peki şimdi bir taraftan bu gerçeğimizi bir kenara bırakalım ama Acer gerçekten inovatif bir marka. İnovasyona önem veren bir marka ve çıkardığı evet. böyle aslında böyle fantastik ve heyecanlandırıcı ürünleri de var. Mesela konsept serisi sizin konsept D serisinde güzel ürünler var. Bunları en azından bilgi olsun bize alamayabilirler ama neler oluyor iyi teknoloji anlamında bize biraz onlardan bahseder misin?
Tabii konsepte özellikle içerik üreticiler için lanse edilen bir markamız. Yaklaşık 3 sene olur, 3 seneyi geçti lanse edildiğinden beri. Türkiye'de belli adetlerde getirdiğimiz ama geldiğinde gerçekten son kullanıcı tarafından ilgi gören, talep edilen de bir ürün serisi oldu. Şu an halihazırda satışta olan Concept D3 Easel Pro ile Concept D7 Easel Pro ürünlerimiz var. Aslında Easel dediğimiz Acer'ın bir menteşe sistemi. Ürünü 6 farklı modda kullanabildiğiniz, karşılıklı çalışmalarda içerik üreticilerin, burada bahsettiğimiz içerik üreticiler hem 2D hem 3D diyebileceğimiz, hani fotoğrafçılardan başlarsak aslında mimarlık projelerine, reklam ajanslarının da çok rahat kullanabileceği kalemli modeller. Buradaki en çok diğer ürünlerden farklılaşan özel, tasarımsal özelliklerinin yanında mesela donanımsal tarafta da ekranları dokunmatik olması, kalemli bir model olması, ekranların özellikle 7'den bahsedecek olursam mesela 4K çözünürlüğü var ve belli renk doğruluğunu sağlayan Pantone ekranlı, Pantone onaylı ekranı olan sRGB Tam veya Adobe RGB. profesyonel ürün. Tam Efendim? profesyonel. Tam Tam profesyonel ürün. profesyonel ürünler gerçekten. Çünkü ofisteki demo ürünleri ben de incelediğimde o ürünlerin aslında en güzel tarafı, sonuçta biz daha günlük kullanım için cihazlar hep kullandığımız için o ürünler gerçekten içerik üreticilerin ürettiği tasarımı, modeli gerçek hayatta birebir görmesini sağlayan ürünler. Hani renkleri ekranda gördüğünüz aslında neyse çıktığı aldığınızda da aynı renkleri görüyorsunuz. Aslında bu içerik üreticiler için çok önemli bir özellik. Belli gürültü seviyesinin altında çalışıyor, 40 desibelin altında ki bu da bu tarz işlerle uğraşan kişilerin aslında konsantrasyonların bozulmaması için ön plana çıkan bir özellik. Çok güzel, çok gerçekten özellikle bizim tarafta ben anlatırken çok heyecan duyduğum ürünler. Farklı kullanım modlarının olması, karşılıklı çalışmada çok rahat bir kullanım sunuyor olması çok güzel. Aynı zamanda hani belki burada daha önceki lansmanlarımızda duyurulan Special Labs adı verilen uygulama da var. Mesela o da kullanıcıların 3D boyutlu tasarlanan görüntüleri, çalışmalarını, Objeleri. evet objeleri bilgisayarda görebiliyor olmaları. Peki bir de şey var, hani daha çevresel ürünleriniz de var, yani projeksiyon makinaları gibi. O tip cihazlarda şey var mı, bir gelişme var mı? Taşınabilir diyebileceğimiz tarafta çok güzel farklılaştırılmış ürünler var. Burada mesela C250i yaklaşık 2 sene önce tanıtıldı ama hala siparişle getirdiğimiz ürünlerden. Mesela silindir şeklinde olup farklı yüzeylerde hem dikey hem yatay kullanabildiğiniz otoportre özelliği olan Full HD mesela harici speaker gibi kullanabildiğiniz çok güzel bir cihaz. Ürünü özellikle geldiğinde ben de çok merak ettiğim için mesela denedim. Çok güçlü bir sesi var. Karanlık ortamda, istediğiniz yerde, evinizde, özellikle o pandemi döneminde sinemaya gidemediğimiz Aynen. için hani belki televizyona en azından taşınabilirliği olan farklı noktalara taşıyabildiğiniz evinizin odalarında veya tavana, duvara yansıtabildiğiniz çok güzel bir cihaz. Acer grup altında Aopen diye bir markamız var. Aopen'de de farklı çözünürlüklerde ve taşınabilirliklerde olan küçük cihazlarımız var. Özellikle onlar çok ön plana çıkıyor son zamanlarda. Hem biraz pandemi koşullarına da uygun olabileceğini düşündüğümüz ürünler. Özellikle bunlardan bahsedebilirim. Aslında pandemi bu anlamda çok fazla ihtiyaç doğurdu. Evde farklı teknolojik alışverişlerin yapılmasına sebep oldu ama maalesef dediğimiz gibi Türkiye'de bu ekonomik krizle birleşince biraz böyle boşluğa düştük. Hani şey, böyle yer çekimi kalktı bizim burada. Bakalım Evet. nasıl olacak? 2022 umarız hepimiz için güzel bir yıl olur. Hem Umarım üreten, hepimizin. hem anlatan bizlere, hem de tüketen, bizi izleyen kişilere Umarım diyelim. aslında hepimiz sonuçta bu ülkede yaşıyoruz ve hepimiz iyi şeyler ümit ediyoruz, bekliyoruz. Umarım hepimiz için güzel şeyler konuşacağımız, çok fiyat odaklı olmayan, insanların istediği cihazı istediği zaman alabildiği daha rahat günler yaşıyorum. Evet, o zaman çok teşekkür ediyorum Sema. Çok keyifli bir sohbetti. Ben çok teşekkür ederim. Çok hızlı ilerledi.
Evet. Ama Chromebook'u unutma lütfen test için. Yok hayır. Bekliyorum. Haftaya mutlaka sizde. Özellikle çok detaylı anlatmadım. Sizin anlatmanızı bekliyorum. Aynen. Hocam. Biz biraz deneyimleyip hemen takipçilerimize, izleyicilerimize aktarmaya çalışalım. 2022'de de pandemi inşallah böyle daha sakinler ve yüz yüze ürünlerle beraber birlikte röportajımızı tekrarlarız. Evet, aynen. Hep bir araya geliriz, yüz yüze yaparız bu güzel sohbetleri. Süper, çok teşekkürler. Evet, Teknosofra'yı izlemeye devam edin. Yeni videolar, yeni röportajlarımızla karşınızda olacağız. Hoşça kalın, bay bay. Hoşça kalın, teşekkürler.